Evet sevgili dostlar, şu anda yanımızda çok değerli genç bir kardeşimiz var. Yukarı Mahalle Muhtarı adayı, evet, Oğuz Orhan Gültekin şu anda yanımızda. Onu da sizlere tanıtmaya çalışacağız ve tanıyacağız. O da cesaret örneği göstererek muhtar adayı oldu. Mahallesine yeni hizmetler sunmaya geldim diyerek ve bizlere ulaştı. Ve biz de Orhan Bey'e hayırlı olsun diyerek yayınımıza başlıyoruz. Evet Orhan Bey, öncelikle hayırlı olsun adaylığınız. Neler söylemek için sizi bir tanıyalım. Orhan Oğuz Gültekin kimdir? Evet, öncelikle sana çok teşekkür ederim Kemal abi. Kimseye ayrım göstermemeksizin herkesin kendini daha iyi ifade etmesi ve kendini daha iyi tanıtması için bizlere böyle bir fırsat sunduğun için sen ve Tuzca TV'ye çok teşekkür ediyorum. Kendimi tanıtmaya gelirsek, ben Orhan Gültekin, Yukarı Mahallede oturuyorum. Sabri Gültekin'in oğluyum. 26 yaşındayım. Ben de bu sene bu yarışta ben de varım diyorum. Bütün motor adayı kardeşlerime başarılar diliyorum. Peki adaylığın nasıl oluştu? Hani bir aile toplantısı size destek verildi mi? Muhtarlık adayı planında var mıydı? Böyle bir şey yoktu. Sadece bizim belli bir oy potansiyelimiz vardı. Evet. Neden böyle bir şey olmasın diye düşündüm. Ben böyle bir karar verdik. Bu daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Evet. Tabii Orhan Bey, bir de Zavut Mahallesi'nde oturuyoruz. O mahallenin çevresini biliyoruz. O da güzel, tuzcağımızı renklendiren bir mahalle. Mahallemizin de oy potansiyelinde var. Bunu da bazı alarak aday olduk değil mi? Evet. Yani mahallemiz olarak, Yukarı Mahalle Zavut olarak bizim çok büyük bir oy potansiyelimiz var. Yani biz de bunları göz önünde bulundurarak bunu değerlendirmek istedik sadece. Evet. Yani bütün Yukarı Mahalle sakinlerinden, abilerimden, ablalarımdan bir genç kardeşiniz olarak beni desteklemenizi istiyorum. Mahallemize gelirsek eksik gördüğüm bir yön var mı? Tabii önceki muhtarlarımıza ölmüşler, Allah'tan rahmet. Kalanlara da sağlık diliyoruz ve onlara da teşekkür ediyoruz. Üstüne mahallemizin üstüne koyarak, ben de bir Yukarı Mahalle sakin olarak, mahallemizde şunu yapmak için geliyorum dediğiniz bir şey var mı? Tabii ki var. Özellikle çok biliyorsunuz abi, yardıma muhtaç. Evet. Fakir olan ailelerimiz var. Öncelikle bunları göz önünde bulundurarak bunlara yardım amaçlı geliyoruz. Bir de biliyorsunuz bazı caddelerimiz çok dar, çok kötü, yola ihtiyaçları var. Yani bütün mahallemizin bütün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliyoruz. Evet. Yani buradan sloganımızı söylemek gerekirse de... Evet, sloganı zaten alacaktım. Buyurun, sloganı alalım. Reklam yapmaya değil, evet, hizmet yapmaya geliyoruz. Evet, o da güzel, evet. Orhan Bey'e başarılı dileriz inşallah. O da diğer adaylarımız gibi. Öncelikle hani kazanma önemli değil. Buradan devam ediyoruz. Yani güzel bir seçim olsun. Birbirimizi kırmadan, dökmeden. Tabii o mesajı da verelim. Tabii ki. İyi olan kazansın. Evet. Ve memleketimiz, Tuzlucamız, güzel ülkemiz için en hayırlısı, en güzel aday kazansın diyorum. Önemli olan kazanmak değil. Önemli olan bu mahalleye, Tuzlucamıza, Iğdır'ımıza ve güzel Türkiye'mize hizmet getirecek olan, evet, insanlar kazansın diyoruz. Çok doğru. Aynen öyle. Evet. Peki tabii kadromuz da belli değil mi? Azamız olarak burada açıklamak tabii ister misin? Bilmiyorum. Yok, azalarımızın açıklamaya gerek yok da gerek yok, evet, var ama her şey hazır. Hazır, tamam. Aynen. Hayırlı olsun inşallah. Tabii mahallemiz çok büyük bir mahalle. İnşallah sizler de eğer gelirseniz güzel hizmetler yapacaksınız da kuşkumuz yoktur. Burada neler söylemek istersiniz? Neden sana oy versinler? Neden bana oy versinler? Ben bir genç kardeşiniz olarak bu yola baş koymuş bulunmaktayım. Gençlerimize, ileride gençlerimize daha çok güzel örnekler olacağını inanıyorum. Bu yüzden yani hep büyük abilerimiz değil de biraz da gençlerimize fırsat verme açısından ben de onlardan oy istiyorum. Yani bir genç kardeşinizin düşüncesiyle daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. O yüzden bütün Yukarı Mahalle sakinlerinden oy istiyorum. Beni desteklemelerini istiyorum. Yani sıkı bir çalışmayla varım diyorsun. Şimdi tabii yıllar önce bana videolar gönderildi. İşte Zavut Mahallesi'ndeki internet yoktu. Biz o yayınımızdan sonra internet ulaşımı sağlandı. Aynen. Tabii o şimdi siz daha iyi biliyorsunuz. Neler söylemek istiyorsunuz? Tuzca TV'nin bir farkını da buradan anlatmak. Tabii Tuzca, size nasip yani olsun. Kendimizi, yani sizin sayenizde biz sesimizi duyurduk. Evet. Daha büyük kitleye kendimizi duyurduk. Yani Tuzca TV sayesinde oldu. Biz böyle bir girişime bulunduk.
Yani sadece bizim sosyal medya paylaşımlarımız bir yere kadar gitti. Ama Tuzca TV'nin sayesinde bayağı bir ilerledik. Evet. Ta ki yurt dışında, Hollanda'da her tarafa ulaştık. Evet. Bu sayede de yani şu anda çok şükür çocuklarımızın bütün internet ihtiyaçları karşılandı. Hepsi rahatlıkla derslerini çalışabiliyorlar mesela. Tabii o dönemde üniversiteyi kazananlar da oldu buradan. Canım çok yani. Tabii. Onlar da, adına da sizden çok, evet, size çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman Tuzca için varız yani. Abi, ortak bir yaypın için mümkün mertebe. Yani gidebildiğimiz yerlere kadar gidebiliyoruz. Evet, eklemek istediğim var mı mahallemiz için? Adaysınız biliyorsunuz. Evet. Sıkı bir çalışma var. Nasıl bir programla çalışacaksınız? Tabii ki sık sık ziyaretlerle olacak. Muhtar adayları ve belediye başkanları olduğu gibi siz de yapacaksınız. Tabii ki. Şu anda yani bayağı bir planlarımız var. Evet. Bu açıdan gezeceğiz. Sevgili halkımızdan, milletimizden tabii oy isteyeceğiz. Ama yani yine de takdir büyüklerimizindir. Evet. Yani onların bizim açısından, muhtarlık açısından, başkanlık açısından en doğru insanı, ülkemiz için en iyi insanı seçeceklerinden eminim. Bundan hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Seçeceklerine inanıyorum ben. Evet. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Güzel zaferler, başarılı insanlar ve sizlerin olsun inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın.